Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Bugün herhangi bir konudan bahsetmeyeceğim. Sadece biraz sohbet muhabbet tarzı bir video yapmak istedim. Yani çok da önemli bir şey anlatmayacağım. Aslında önemli şeyler anlatacağım ama hani işinize yarayacak bir şey anlatmayacağım bu videoda. Haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim. Sonra sıkıntı olmasın. Zaten başlıktan da anlarsınız her neyse. Ee, biraz da videolarımdan konuşacağım. Biliyorsunuz, e, belli belli başlıklar oldu. işte e, İttifak Savaşı Süper Modu hakkında, Üstün Başman hakkında böyle sıkıntılı işler oldu. Ondan sonra ben biraz oyundan soğudum. Her neyse bunu düzelttiler aslında. Yani az çok e, biraz üzerine girdi. O yüzden şu an pek bir sıkıntı yok. E, oynamaya devam ediyoruz yani. Sadece şu anda eee İttifak Savaşı Süper Mod'da skorları görüyoruz. Yani bir iki hafta geçmesi lazım adım akıllı skorları görebilmek için. Ondan sonra yani skor hakkında videolar yapacağım mutlaka. Ee, şöyle söyleyeyim 7 milyon skor sınırı oldu. Ee, yani Luna Snow atıyor evet atan birçok kişi var şu anda. Ama diğer karakterlerde durum ne olacak bu çok çok belirsiz bir durum. İşte bu karakterler Captain Marvel, Doctor Strange, işte Namor, Thanos bunun gibi karakterler 7 milyon skor atabilecek mi bakalım. Bunu göreceğiz yani çok sıkıntılı bir durum oldu. Yani bunlar hakkında video yapacağım ama pek bugünkü konum aslında bu değil e, videolarım. Videolarıma gelen yorumlar falan biliyorsunuz. E, ben ilk günden beri bütün yorumları mutlaka cevap veriyorum, kalp bırakıyorum. Yani her şeyi yapıyorum. Yani mutlaka e, belli aralıklarla yorumları kontrol ediyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Ama tabii bunu yaparken de yoruluyorum biraz açıkçası. Çünkü e, birisi bir şey yazıyor, e, ona cevap veriyorum. İşte bir daha bir şey yazmış mı, bir şey sormuş mu diye kontrol ediyorum. İşte başka yerden soruyorsunuz falan. Bunların hepsini kontrol etmeye çalışıyorum. Mutlaka cevap vermeye çalışıyorum ama aradan mutlaka gözümden kaçırdıklarım olabiliyordur. Buradan yani gerçekten kusura bakmayın. Çünkü çok yorum geliyor. Sadece son attığım videoya yorum gelmiyor. Diğer videolarda da mutlaka yorum geliyor. Ya hatta bazen işte eski videolara kötü yorumlar falan geliyor. Böyle işte yani olmamış, yüzeysel geçmişsin. Ee, tam anlatmamışsın gibi ama e, belli bir kitle var böyle beni ilk videolarından beri takip eden ve mutlaka her videomu belli bir kısmına kadar izleyen bir kitle var onlar e, mutlaka videolarımdan bir şeyler çıkarmışlardır bir şeyler öğrenmişlerdir bir şeyler katmışlar zaten katıyor da bunu biliyorum zaten bunları e, işte özelden de yazabiliyorsunuz falan bunları konuşuyoruz yani mutlaka bir şeyler öğretiyorum birilerine çünkü bunu biliyorum yani her neyse. Ya şimdi gelip bir tane videomu izliyor, en çok izlenen videolarıma bakıyor, oradan bir tane video izliyor ve şunu yapmaya çalışıyor, bütün oyunu öğrenmeye çalışıyor, o tek bir videodan. Ama böyle bir şey yok, Marlowe Strike böyle bir oyun değil yani bir tane videoda öğrenecek bir oyun değil. Çünkü şimdi biliyorsunuz karakterlerimizi güçlendirmek için bir tane video yaptım mesela. Diyorum ki işte ekipman takın, ISO 8 takın, Uru takın, e göre takın ama bunu idrak etmesi kolay değil. Bunu nasıl söyleyeyim yani ben birçok videoda mesela üstüne basa basa her her şeyi böyle tekrar tekrar anlatıyorum işte ISO 8 dizilimine, e, UR dizilimine, ekipman dizilimine ama diyorum ki en başta birçok videonun en başında diyorum ki kartlarınız iyi olmak zorunda ben ortalama bir e, kart değeri size verdim zaten şöyle şöyle yapın diye birçok videoda verdim ama e, adam gidip o videoları izlemeden bir tane videoyu izleyip her şeyi yüzeysel geçiyorsun diyor bu da benim yani biraz sinirimi bozuyor açıkçası çünkü ben birçok video yapıyorum ve Oynatma listeleri oluşturuyorum. Bakın bu oynatma listelerinde yeni başlayan birisi oraya girdiğinde mutlaka videoları buluyor. Kendi işine yarayacak videoları buluyor. Ben zaten ona göre başlık atıyorum oraya. En kötü yeni başlayan serisini izleyen birisi her şeyden önce kartlarını düzeltmesi gerektiğini bilir zaten. Yani <laughs> ya bu olaylar böyle kartlarınızı düzeltmeden yapacağınız hiçbir şeyin pek bir anlamı yok açıkçası. Takacağınız ISO 8'in, urunun, ekipmanın hiçbir değeri yok. Gerçekten hiçbir değeri yok. İşte onunla ne üstün başmanda yüksek kat zorlarsınız ne skorda yüksek skor zorlarsınız böyle bir durum yok yani. Neyse ben bunları anlatıyorum işte. Ee, şimdi gelip benden şunu öğrenmeye çalışıyor. Tek bir videoda bütün karakterlerinin ISO 8 dizilimini işte URU dizilimini öğrenmeye çalışıyor. Ekipman dizilimini falan. Ama hani bırakın bir videoyu ben bunları 5 videoda falan derlemeye çalışıyorum. Çünkü çok zor yani. Şöyle söyleyeyim. İşte mesela bir karaktere diyelim enerji tipi takıyorsunuz. Bu karakterin e, uğur farklı yapmak zorundasınız. Veya işte bir karaktere otorite tipi takıyorsunuz. işte PvP'lik izleyeceksiniz işte bu karakterin uğur dizilimini farklı yapmak zorundasınız. Veya e, öfke şey tipi takıyorsunuz. Bu karakterin de uğur dizilimini farklı yapmak zorundasınız. Ben bunları ayrı ayrı videolarda anlattım ama adam izlemeden diyor ki işte yok olmamış işte e, yüzeysel geçmişsin. Çünkü başka videolarıma bakmıyor. Sadece bir videoya bakıp her şeyi öğrenmeye çalışıyor. Böyle bir durumda yok. E tabi bütün videolarımı izleyen arkadaşlar da mutlaka az çok anlıyorlar. Mesela ben bazı yerlerde görüyorum diyor ki işte e, şu karakteri uru takarken kaçınma tak. Herkes kaçınma takıyor. Böyle bir durum yok. Yani kaçınmanın pek bir değeri yok. Eğer karakterinizi öfke seçip taktıysanız kaçınma takmak zorundasınız. Yoksa... Kaçınmanın hiçbir önemli özelliği yok. Çünkü öfkesi tipi taktığınız bir hero kaçınma ve kritik orana göre hasar vurur. Yani kaçınma ve kritik oran ne kadar fazlaysa öyle hasar vurur karakter. Ama enerjisi tipi taktığınız bir karaktere gidip ikişer tane kaçınma olursa takarsanız bunun hiçbir değeri yok. Açıkçası karakterinize zarar da vermiş olursunuz. Çünkü enerjisi tipi de önemli olan kaçınma değil. Önemli olan e, kritik kasar falan işte diğer özellikler. Neyse bunları zaten anlattım. E, izleyenler biliyor e, açıkçası ben e, beni daha çok izleyenlere bir şeyler öğretmeyi daha çok seviyorum. Çünkü e, bütün videolarımı izliyorlar ve e, bunlardan bir şeyler alıyorlar mutlaka. Ve tabii böyle akıllarındaki kalan soru işaretlerini gidermek normal oluyor. Bazen işte videoların yorumlarına böyle çok ya yani bütün videolarda anlattığım sorulardan geliyor. E, onları da açıkçası cevaplamak istemiyorum artık. Çünkü e, tabii ki yorumlar gelsin. Bunda sıkıntı yok. Ben cevaplayayım bakayım ama daha çok böyle hiç cevaplamadığım işte akıllı soru işareti kalabilecek soruları cevaplamak istiyorum ama videolarda anlattığım birçok şeyi de sorabiliyorsunuz o da yani olmuyor açıkçası gerçekten olmuyor. Ben zaten her videoda tekrarlıyorum. Diyorum ki güncellemeden güncellemeye karakterin işte ekipmanları değişebilir. işte o, o ne bileyim urusu dizi değişebilir. Çünkü e, diyelim ki mesela karakteri eskiden enerjisi tipi takıyorduk. E, daha sonra öfkesi tipi takmak zorunda kalıyoruz ve işte uru dizilimi değişiyor. Mesela şu anda biliyorsunuz işte ittifak tabi süper modda skor 7 milyon oldu ve Dino Snow'un hani enerjisi tipisi varsa bununla biraz o iş zor açıkçası. 7 milyon gerçekten zor. E, ama öfke tipiyle değiştirmek gerekiyor. Yani mesela enerji seti tipi taktınız. E şimdi öfke seti tipi takmak zorundasınız. Ve takınca mal, yani haliyle işte gerek ISO 8'inde belki çok az bir ihtimal değişiklik yapmak zorundasınız. Veya ee, nasıl söyleyeyim ona urusunda mutlaka değişiklik yapmak zorundasınız. Hani çünkü ee, nasıl söyleyeyim artık hani öfke tipi varsa mutlaka kaçınmanın iyi olması lazım. Ona göre uru takmanız lazım. İşte ISO 8'inde hani Kalaç giysi olsa de mesela. Kaçınma olmayabilir, kritik oran olmayabilir falan. Bunları öyle yapmanız lazım. Bunların hepsini değiştirmeniz lazım. Yani bunlar zamanla değişen şeyler ve ben bunlara nasıl söyleyeyim ayak uydururum ve anlatmaya çalışıyorum. Veya işte e, gidiyorum bir en iyi 10 videosu yapıyorum veya en iyi 5 videosu yapıyorum. Mutlaka yani beğenmediğiniz karakterler olacaktır. Yani bu, bu çok normal bir şey ama şöyle söyleyeyim ben onları gerçekten düşünüp de yapıyorum. Hani ee, o karakteri şöyle söyleyeyim koyup hani direkt geçirebilirim hani dedim ki işte en iyi kategori işte Thanos yapın, Jean yapın, işte Luna yapın, Dark Strange yapın falan bir dakikada ben videoyu bitirebilirim ama Gelecek yorumları çok iyi biliyorum. Adam bana diyecek ki işte ya bunu koymasaydın şunu koysaydın şunu koy niye koydun hiçbir şey söylememişsin falan. E ama bir de gidip diyor ki işte yani bilgiyi ver geç ya yani böyle olmuyor bu işler gerçekten olmuyor. Hani e, söylediğiniz karakteri biraz desteklemeniz lazım, anlattıklarınızla e, işte verdiğiniz bilgiyi doldurmanız lazım gerçekten. Hani mesela bir karakteri öneriyorum, diğer karakteri niye önermediğimi anlatmak zorundayım yani anlatmazsam sıkıntı oluyor. E, anlatırsam diyor işte çok uzatıyorsun, boş yapıyorsun, böyle oluyor ama ya bu, bu işler gerçekten böyle, gerçekten her şeyi uzun uzun anlatmak zorundayım. Mesela diyorum ki Sharon Rogers kategori 3 yapılmamalı. E, o videoya gelmişsiniz işte e, tabii ki dislike alacak mutlaka Sharon'u sevenler aynı düşünmeler olabilir ama e, videoda anlatıyorum diyorum ki işte bu karakterin skoru günü yok eğer skoru seviyorsanız bu karakteri yapmayın diyorum yani bu çok açık bir şey aslında bunu yani çok uzatmama bile gerek yok ama ben videoda yine laf söylemeyin diye e, bunu güzel bir şekilde anlatıyorum eğer diyorum ki üstün başmanda e, yüksek kartları zorlamak istiyorsanız Sharon zaten gerekli yapabilirsiniz diyorum e, işte bunu daha dünkü videoda anlattım zaten Sharon'u ilk 5'te önerdim biliyorsunuz. Çünkü Thanos'ta en işlevsel karakter Sharon şu anda yani gerçekten çok iyi bir hasar var ve çok güzel bir şekilde kesiyor. E i̇şte dedim Deadpool'da diyorum Corvus ve da çok iyi diye. Deadpool önerdim. Zaten hani <laughs> Deadpool'u ilk beşe koymama gibi bir durumum yok veya Doctor Strange, Cloots'ten de çok iyi, çok seri bir şekilde kesiyor veya e, diğer karakterim kimdi? Deadpool, Doctor Strange, yani Luna ya Ebony abla ya çok yüksek hasarı olan bir karakter, çok yüksek skor atan bir karakter. Yani ben kimi önereyim daha başka? Bunlardan başka kimi önereyim? E diyorum işte nasıl söyleyeyim? Başka kim var? E, Namor var diyorum, Mr. Fantastic var diyorum, Jean Grey var diyorum ama e, mesela Jean Grey, Apocalypse veya Quicksilver'ı koymuyorum. Niye? Çünkü e, yeni başlayan oyuncu bunun pek ayrımını yapmıyor açıkçası. Sen yani nasıl söyleyeyim? E, şöyle söyleyeyim hani ne bulursa oynuyor hani böyle ben bu oyun modunu çok seviyorum demiyor. Bu daha çok e, belli bir noktadan sonra oturuyor. Adam zaten yavaş yavaş oynadıkça e, kendi sevdiği oyun modlarını belirliyor. Oradan sonra da kendisi bakar ama şimdi Jean Grey e, üstün başmanı için dizmek gerçekten çok gereksiz. Gerçek anlamda çok gereksiz. Bakın ben tamamen PvE oynuyorum ve Jean Grey'i bir karakter olarak dizmedim. Bakın ben PvE'yi daha çok seviyorum ama üstün başmanı da çok çok seviyorum ama yine de hani PvP'nin en iyi karakteri burada dururken hani gidip onu PvE'de kullanmak gibi bir mantık. Ya ben ben böyle bir mantığa karşıyım tabii ki ama elbette hani hiçbir şekilde PvP seven oyuncu tabii ki jingire'ye gidip işte yıkım seti takabilir veya öfke seti takabilir. Bu tabii ki sizin tercihiniz olmaz diye bir şey de yok. Yapabilirsiniz ama ben şöyle önermek zorundayım. Ortalama bir şekilde önermek zorundayım bunları. Veya işte quick Hani eee işin i̇şte diyelim Proxima'da kullanacaksınız veya işte e, nasıl söyleyeyim Thanos'ta kullanacaksınız ama ya daha iyileri de var. Yani bunlardan daha iyileri de var mutlaka. Gidip Crucible'ı PVP'de kullanmanız benim için daha mantıklı. Açıkçası ben Kader 3 yapsam şu anda zaman savaşında kullanırım Crucible'ı veya işte ittifak feti oynasam ki artık oynamıyorum. Eskiden de ben çok, çok uzun süre ittifak feti oynadım ha. Yani ittifak fetinin ne olduğunu, nasıl takımlar kurulduğunu nelerin önemli olduğunu hepsini biliyorum. Ben zaten bu oyuna İttifak feti odaklı başladım ve ittifak feti odaklı gittim. Daha sonradan ben çok çok yeni döndüm yani PvE kısmına üstün başmandır, skordur. E bunları da biliyorum. Tek bağlantı olmayan kısım biraz turnuva işte. Turnuvayı çok fazla bir Devam ediyorum şimdi. E, turnuvadan bahsediyordum. Neyse e, bu konuyu ben çok uzatmayacağım. Şimdi asıl anlatacağım konu şu. Oynatma listelerinden bahsettim. Yeni bir oynatma listesi oluşturacağım. Mutlaka oynatma listelerinden bakın. Karakter dizilimi diye oluştururum tahminen. Oraya çok fazla video yapacağım. Şu anda bugünden itibaren artık oraya yönelik videolar yapmaya başlayacağım. Karakterin hem PvE dizilimini hem de PvP dizilimini anlattığım videolar olacak. Mesela Thanos'un hem PvP için kullandığımız dizilimi hem de PvE için kullandığımız dizilimini anlatacağım. Veya Ginger aynı şekilde, Douglas aynı şekilde falan. <laughs> Her neyse üstün başmandan da bahsediyorum. Bakın benim Deadpool'u önermemin en büyük sebebi savunma parçalayan bir karakter olması. Takacağınız herhangi bir CTP'nin neredeyse bir farkı yok. Ya Tabii ki fark var. Elbette var. Onda sıkıntı yok ama e, savunmayı parçalaması, savunmayı bırakmaması bile çok büyük bir etken ilk dörde girmesinde. E, Sharon artı Deadpool taktiğini daha önce anlatmıştım. O yüzden bu iki karakteri ben listeye bu yüzden koydum ve Dr. Strange'i de çok seri bir şekilde kestiği için koydum. Yani çok hızlı, oynaması kolay bir karakter olduğu için koydum. Aynı şekilde Lunosnov da yine en yüksek hasarda sahip karakterlerden birisi olduğu için koydum falan. E, onun haricinde işte kategori 3 videosu da tamamen değişebilir. Ben o videoyu skor odaklı yapmıştım. İşte bu üstün başman odaklı da yapılabilir veya PvP odaklı da yapılabilir. Bunlar değişir. Mesela e, şöyle söyleyeyim. Bir oyuncu hiç PvP kısmını sevmeyebilir. İşte üstün başmanda çok yüksek katları önemsemeyebilir. Skoru önemsemeyebilir. İşte Galactus kesmeyi önemsemeyebilir. Daha çok işte ittifak fesini ve zaman savaşını önemseyebilir. O, o adamı gidip ben şey diyemem. İşte Luna Snow yap. E, ne bileyim Namor yap falan diyemem. Ben o adama derim ki Jingray yap. İşte Quicksilver yap. Thanos yap. Böyle karakterleri yaptırım. Her neyse bugünden itibaren <laughs> bir video kurgulaması yapacağım yine. Böyle bir 10-15 video sürer tam yani. Çünkü bunları anlatmak öyle hemen tekte olmuyor. E Siz de bir zahmet izleyin. Yani e, burada uğraşıyorsam yani izleyin anlatırım çünkü. Her neyse izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Hiçbir sıkıntı yok bu konuda. Yani, yani izlemeyenlere de sıkıntı yok. Yani çok fazla izlemeyen de bir şey diyemem. Her neyse e, kanalımı takip eden birçok yani yeni oyuncular var veya işte e, benim seviyemde oynayabilip destek olmak için e, izleyenler de var. Onlara buradan selam olsun. Teşekkür ederim buradan. Her neyse e, daha çok işte ben yeni başlayanlara odaklı anlatıyorum. E, çok da merak eden, gerçekten oyuna girmek isteyenler de özelden yazıyorlar. Onlara da e, vakit buldukça yardım etmeye çalışıyorum. Çünkü vakit bulmak kolay olmuyor. E, bu arada benim iki telefonum var işte. E, özelden gelen cevaplar diğer telefonda Ona bakmak biraz zor oluyor ve böyle vakit geçebiliyor hem de işte günlük işlerimiz de var yani öyle söyleyeyim yani bazen geç kalabilirim işte e, yorumlarda dediğim gibi geldiğinde böyle hemen cevap veremeyebilirim falan böyle sıkıntılar oluyor bunlar için hiç kusura bakmayın diyorum gerçekten bunları söylemek istedim. içimde kalmasın yani e, bu şekildeydi. Her neyse ben bu oynatma listesini oluşturacağım. E, güzel videolar yapacağız. Hiç, sıkıntı yok. Bunları tek tek anlatacağım. Mesela en iyi kategori 3 videosu yapacağım. Ee, score odaklı yapacağım. Üstün başkan odaklı yapacağım. Ve PvP odaklı yapacağım. Veya urus e, Uruz diliminden bahsedeceğim. Hem PvP odaklı anlatacağım. Hem de PvE odaklı. E, zaten değişen tek bir şey. E, PvP çok sağlam PvP dizmek istiyorsanız. Yapacağınız tek şey ekstra olarak tabii ki. YP Urus dizmek. YP'nizin yüksek olması lazım. Ha tabii ki bunu dizmeden önce kartlarınızın yine çok iyi olması lazım. PvP ve PvE kart dizimini tamamen farklıydı. E, skordan sonra o da değişti. Şimdi e, turnuva ittifakları ne yapıyordu? YPS'ini 40 üstünde tutuyordu. E, skoru 3.5 atmak da o kadar zor değildi. Atıyorlardı her türlü. E, şimdi öyle bir şey yok tabii ki. E, bazı e, turnuva ittifaklarının ilk 16'dan düştüğünü görebiliriz. Veya hiç e, yüksek sıralarda olmayan ittifakların daha yüksek sıralara çıktığını görebiliriz. Bu zaman gösterecek bunu. Bu şekilde de anlatmak istediklerim, yani e, ya bir videoyu anlatırken böyle ben onun hakkında çok düşünüyorum ve e, şey yapmaya çalışıyorum yani gerçekten odakla e, kurgulamaya çalışıyorum her neyse onun haricinde e, ne söyleyecektim bir şey daha söyleyecektim şimdi unuttum ama e, mesela bir de e, video isterken bir şey olunca çok acele ediyorsunuz ve e, çok seri bir şekilde cevap almak istiyorsunuz ama bu kadar acele etmenize gerek yok yani bazı şeylerin cevabı hemen verilmemesi gerekiyor. Yani biraz vakit geçmesi, denenmesi ve görülmesi gerekiyor. Mesela bu e, karakterleri mesela iki hafta boyunca görmemiz lazım. Ne kadar skor atacaklar, ne yapacaklar bunları görmemiz lazım. Ondan sonra ben skor videolarına başlayacağım. Anlatmaya başlayacağım veya işte e, kim 7 milyon atabilecek? Kimin böyle sezgisi tipi ihtiyacım 7 milyon atma potansiyeli var. Bunları görmek lazım. E kimin var? Ünlüsü var. Gerisi atamayacak işte. Orada da şöyle bir kısım gelecek. Hangi Sezik CTP'ye hangi karaktere takarsam daha avantajlı kullanırım. Mesela bir yancıya taktım diyelim. İki günde kullanabildiğim bir yancı var mı ona bakıyoruz. Mesela şu anda Cyclops var. Hem Işın süper kötü gününde mesela eskiden Işın süper kötü gününün sahibiydi. Şimdi Captain America o günün sahibi. E, o yüzden Cyclops'a takıp orada lider olarak kullanmak var. Bir de Işın erkek gününde kullanmak var. E, avantajlı yani bunlara bakacağız daha çok. E, bunlar için de yine videolar gelecek. E, onun haricinde Başka söyleyeceğim bir şey kalmadı. Bu arada namor tamamdır. Namoru hemen burada yapacağım. E, videoyu ara verdiğimde saat tam 6'yı geçmişti. E, günlük 20 biyomestimle geldim. O da ekipman fullendi tamamlandı. Şöyle yükseltme biletiyle hemen kategori 2 yapacağım. Şöyle geliştirme diyelim. Güzel. Ee, ne zaman potansiyeli açılırsa o zaman da e, kategori 3'e kadar geliştirdiğim bir video yapacağım. Buradan sonra neyse onu o videoda anlatayım. Hem çok soran oluyor çünkü potansiyel nasıl açılıyor, nasıl kategori 3 yapılıyor falan. E, o şekilde anlatırım. E, sıralaması da hemen ne çabuk oldu öyle ya 35.000. E, her neyse gerçi URU falan dizdim. Çok da bir şey dizmemişim ya. ISO 8'lerini biraz geliştirdim. Ha, tabii ki Öfke Siti'yi biraz ayarladım 26-27 geldi. 09 da geldi şu anda. Yani biraz belki bir değişim daha atarım ama şu anda idare edecek beni gibi duruyor. Her neyse detayına bakayım. 40 kasar vermiş olması lazım. 179 olmuş. Bunları ayarlayacağız. Hani samımı yok sayma fullenmiş. Tabi ekipmanlarını da yükselteceğiz falan. Bunları yapacağız. Böyleydi biraz konuşmak istedim sizlerle. Bunları anlatmak istedim. Ya yani böyle yani şöyle söyleyeyim. Turnuva oynayan gerçekten çok saygılı, eee mütevazi insanlar var. Onlarla da bağlantım var. Gerçekten ben mütevazi insanları seviyorum. Böyle kendini beğenmiş insanlarla çok iletişime geçmek istemiyorum açıkçası. gerçekten eskiden beri tanıdım veya daha yeni yeni tanıdım turnuvacı insanlar var ve onlarla yardımlaşmak da güzel oluyor tabii ki. Ee, yani bir de şöyle söyleyeyim hani benim Marvel's Strike videolarına başlamam böyle yeni yeni ama bu oyunu yani bilmediğim anlamına gelmiyor sadece vaktim daha yeni yeni müsait oldu ve o yüzden vaktim müsaitken de size bir şeyler anlatıp bir şeyler katmayı seviyorum ve gerçekten de güzel oluyor keyifli oluyor her neyse bu şekilde yani Merak etmeyin oyunu biliyorum birçok detayı biliyorum hatta yorumlarda yazdığınız her şeyi biliyorum ama bunları tek tek açıklamak da biraz zor açıkçası yani umarım bana güveniyorsunuz videolarda sıkıntı yok yani böyleydi anlattım işte biraz dert, dertleşmek istedim. Bu şekilde bu videoyu böyle bitirmiş oldum. İnşallah izlemişsinizdir sonuna kadar. İzledi, i̇zlediyseniz herhalde gerçekten çok teşekkür ederim. Bu şekilde videoyu bitirmiş oldum. kendinize iyi bakın görüşmek üzere.